arkadaşlar, hoş geldiniz. Başladı Gülbahar Hocam, başlamaz olur mu? Merhabalar, herkes hoş geldi. Tek uzan öğrenci koçu Rukiye Tuğba ben arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız KPSS tayfa? Merhabalar, merhabalar. Çok güzel bir katılım var, çok mutlu oldum gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüm, daha da iyi oldum arkadaşlar. Çok teşekkürler. Umarım keyfiniz çok yerindedir. Artık Ramazan'ın son günlerindeyiz. Biliyorum Ramazan ayında ders çalışmak çok kolay değil. Ama çalışmalarınızı bırakmadığınızı da biliyorum. Yani umarım kısmi de olsa başlamışızdır. Ya da belki aramızda sıfırdan başlayacak olanlar da vardır. Çok güzel. O zaman hızlı bir şekilde tanışıp kaynaşalım. Kimler, nerelerden katılıyor, hangi bölüm mezunları, daha önce sınava girenler var mı aramızda? Gördüm ben gelmeden önce biraz kaynatmışız. Avukatlar nerede, mühendisler nerede falan gördüm. Öğretmenler de var içimizde. Kimler hangi bölümleri bitirdi? Hadi hızlı bir şekilde tanışalım. Ankara. Zehra Hocam, biz de Ankara'dayız. Okul öncediler var, benim meslektaşlarım. Ben de aynı zamanda okul öncesi öğretmeniyim arkadaşlar. Çok uzun yıllardır öğrenci koçluğu yapıyorum, eğitim uzmanlığı yapıyorum. Ön lisans FTR, fizyoterapi Fevda Hocam. Ankara İşletme Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, İngilizce Öğretmenliği. Wow, çok güzel. Muhammed Hocamsın, bölümünüzü ilk kez duydum. İnşallah telaffuz edebilirim. Perfüzyon, yani kalp ve damar cerrahisi, Üsküdar Üniversitesi. Wow, çok havalı değil mi? Harikasınız. İzmir İnşaat Mühendisliği, Tıbbi Dokümantasyon, Veteriner Hekim, Beden Eğitimi. Oh, say say bitmez. Çok güzel. Harikasınız arkadaşlar. Şu an birçok alandan KPSS'ye hazırlanan öğrencilerimiz bu seminerde. Neden bu seminerdeyiz? KPSS çalışmalarına şu an bu tayfanın çoğu sanıyorum başlık ilginizi çektiği için katıldınız. Nisan ayında başlayanlara özel derece yaptıracak örnek bir program hazırlayacağız ama bununla da kalmayacağız. Bu programın sahip olması gereken özelliklerini de tek tek açıklayacağım size. O yüzden eğer herkes hazırsa, bütün dikkatler bendeyse seminerimiz başlıyor arkadaşlar. Şimdi örnek bir program hazırlamadan önce bu seminerde içerik olarak arkadaşlar öncelikle kendinizi, sonrasında sınavı ne kadar tanıyıp tanımadığınızı, belki de hiç tanımıyorsunuz, belki de kısmi olarak tanıyorsunuz, bundan bahsedeceğiz. Ve en önemlisi, şu an Nisan ayındayız. Lisans sınavına 3,5 ay var, ön lisans sınavına 5 ay var, KPSS lise sınavına 5,5 ay var. Yani nereden baksak süremiz şu an baktığımız açıdan az gibi görünüyor olabilir. Bu sizin stresinizi, kaygı düzeyinizi arttırıyor olabilir. Ama hiç merak etmeyin. Birlikte bu zamanı çok verimli bir şekilde değerlendireceğiz. O yüzden kalan zamanda, sorumluluklarınızdan arda kalan zamana, öğrenme yapınıza, derslerdeki seviyenize göre nasıl bir KPSS çalışma programı hazırlamanız gerektiğinin cevabını da aynı zamanda vereceğim. Şimdi hızlı bir giriş yapıyorum. Sorumu hazırladım. Eminim birçoğunuz bu soruya doğru yanıt verecek. Herkes hazırsa sorumu soruyorum. 10 saniyede süre vereceğim. Herkesten yanıt bekliyorum. KPSS'de hangi derslerden sorumlusunuz? Hangi dersten kaç soru geliyor? Bakalım kimler biliyor? Yakup Hocam doğru bildi. Evet, GGK, ama GGK'nın içinde hangi dersler var? 3 sınav Burcu Hocam, sen GGK'yı ele al. 120 soru. Evet. Birçoğumuz doğru biliyor gibi görünüyor. Evet, detaylandıranlar var hocam, genel yetenekten 60, genel kültürden 60. Doğru. Konuşturalım bir bilgimizi. Çünkü birazdan daha zor sorular gelecek arkadaşlar. O zaman çok bekletmeyeyim size. Hepiniz doğru bildiniz.
Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. 5 tane ders var. Genel yetenek, genel kültürde toplamda da 120 tane soru var. Tarih, Türkçe, matematik, vatandaşlık, coğrafya. Peki bakalım bu soruyu kimler doğru bilecek? Bu 5 dersten hangi konulardan sorumlusunuz diye sorsam kimler doğru yanıt verir? Yaparım Yakup Hocam. Böyle şeyler yapmayı severim. yaz bitmez. Evet. Birkaç tane yazın bakalım. Hangi konuları hatırlıyorsunuz? Beyza Hocam diyor ki bütün konular. Tamam ama o bütün konuların içinde hangi konular var? Türkiye'nin jeopolitik konumu. Evet, bir konuyu yazdık. Cümlede anlam, o da bir konu. İslamiyet öncesi, o da bir konu. Osmanlı Devleti de bir konu. Siz konuları yazarken ben yanıtı verdim. Buyurunuz arkadaşlar. Konularınız bunlar. Oku oku bitmez, yaz da bitmez. Bence ekran görüntüsü alın. Zaten müfredatınızı biliyorsunuz ama böyle amacım bunu göstererek daha da çok gözünüzü korkutmak elbette değildi. Ama böyle bazen sadece kaç sorudan sorumlu olduğumuzu bilmemiz ya da sınavda kaç tane dersin olduğunu bilmemiz bize bir ekstra özgüven veriyor ya. İşte hocam aman KPSS dediğin nedir ki, çalışıveririz, oluverir diyor. Ya bunu dememek için daha da detaylandırıyorum. Çünkü az önce ne dedim? Sınavı ve kendinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz dedim. Şu an sınavı tanıma kısmındayız. Arkadaşlar görüyorsunuz onlarca konu var. Peki biraz daha zorlaştıralım. Daha da zorlaştırıyorum. Kaç tane alt konudan sorumlu olduğunu bilen var mı? Bakın bunlar üniteydi. Bunların hepsinin bir de alt konusu var. Kaç tane alt konudan sorumlu olduğumuzu kim biliyor? Bir tahmin edin, kaç tanedir? 90, 100, ikisi de değil. 200, 300, belki 200-300 arası olabilir. 1000, 1000 değil. 1000 değil ama eğer ki 3 sınava hazırlanan biri varsa bu 1000'i bulur. Ben sadece GGK için söylüyorum bunu. Wow, yaklaşanlar var, 250'ler, 260'lar. Bunu bilen kafayı dersle bozmuştur. Aynen öyle Sibel Hocam. Ama bilmek de lazım. Mesela Osmanlı Devleti'nde kültür ve uygarlık bir ünite arkadaşlar. Bu ünitenin bile 10 tane tam alt konusu var. Bak bir üniteden 10 alt konu çıkıyor. Burada kaç ünite vardı? Bu arada ben bunu sizin yerinize saydım arkadaşlar. 66 tane konu var. 66. 5 ders... 66 konu ve bakalım kaç tane alt konu? 247 tane arkadaşlar. Bakın tarihte 18 konu var, 18 ünite var, 86 alt konu var. Türkçe'de 11 ünite, 20 alt konu diye böyle devam ediyor. Bu arada düzeltiyorum. Bakın ben de yanlış saymışım yani. 65 tane konu, 247 tane alt konudan sorumluyuz. Peki hocam bunu bize neden sordunuz? Bu ne işimize yarayacak? Sınavı tanımak böyle bir şey mi dediğinizde duyar gibiyim. Arkadaşlar şu an az önce de ilettiğim gibi sınavlarımıza çok çok uzun süreler kalmadı. Ve bu zaman aralığında bizim bütün bu konuları, bütün bu alt konuları hakimiyet düzeyimizi arttırmamız gerekiyor. Bunları bilmemiz gerekiyor. Bunlar bizim sorumluluklarımız ve arda kalan zaman da bunlar. Şimdi geliyorum. Kalan sürede bütün bu konuları tam olarak öğrenmeniz için nasıl bir program yapmalısınız? Şimdi her şeyden önce arkadaşlar sınavı kısmi de olsa tanıdık. Sırada kendimizi tanıma kısmı var. Kimler burada kendini tanıyor? Hocam ben kendimi o kadar iyi analiz ettim ki şöyle çalıştığımda öğrenebileceğimi biliyorum diyenler kimler? Esra hocam diyor ki ben. Esra hocam anlat bakalım kendine. Ben yazarak çalışıyorum. Ben mantığını oturtarak çalışıyorum. Sayısal zeka var, matematikten korkuyorum. Yani birçok yorum var aslında arkadaşlar. Şimdi kişinin kendini tanıması da şöyle bir şey değil. Yani bu bir burç yorumu gibi işte sen şöylesin, böylesin değil. Bakın
Her öğrencinin nasıl parmak izimiz bu dünyaya milyarlarca insan gelip geçtiyse ve her birinin kendine ait bir parmak izi varsa, her birimizin bilişsel süreci de tıpkı parmak izimiz farklıdır. Tıpkı parmak izimiz gibi farklıdır. Yani şimdi bir öğrenme yapısı dediğimiz bir kavram var ama şunu da duyuyor gibiyim. Genelde söylüyor öğrenciler bana bireysel görüşmelerimde. Hocam öğrenme yapısı diyorsunuz ama nedir bu öğrenme yapısı? Diyorum ki parmak izin neyse o da o. Yani zihninin çalışma süreci. Mesela her öğrencinin bir öğrenme stili vardır. Herkes görerek öğrenir diye bir kaide yok. Herkes okuyarak öğrenir. Herkes yazarak öğrenir. Böyle bir kaide yok arkadaşlar. Evet, herkes öğrenir. Ama herkes farklı yöntemlerle kendine has, kendine uygun yöntemlerle çalışırsa öğrenir. Şimdi burada bir tablo görüyoruz. Bu tablo benim kayıtlı öğrencim Ayla'nın, karşınızda Ayla. Ayla'nın eğitim analizi sonucu, yani Ayla'nın öğrenme karakteri şu an karşınızda. Eminim seminerden önce eğitim analizlerimizi çözmüş olanlar vardır. Ya da bundan sonra ödeviniz olsun çözün. Benim kesinlikle önerim. Ben hatta nereden çözeceğinizi de göstereceğim çözmeyen öğrencilerime. Bu Ayla'nın kimliği. Bakıyorum. En çok dikkatimi ne çekiyor burada? Ayla'nın kimliğine bak. Sen bir rehberlik uzmanısın. Sen bir öğrenci koçusun. Bak ve yorumla. Bu kimlik sana ne diyor? Hadi herkes bir 10 saniye dikkatini buraya versin. Hilal hocam, karşında Ayla'nın öğrenme kimliği var. Bu öğrenme kimliğine baktığında senin hangi özellikleri dikkatini çekiyor Ayla'nın? Yazsın bakalım kim daha çok doğru yerlere değinecek. Çok çabuk unutuyor, stresi yüksek diyenler var. Hocam Ayla'nın B12'si düşük diyenler var. Öğrenme ve unutmanız aynı. Stres en büyük olumsuzluk. Harikasınız. Güzel yerleri yakaladınız. Bakın özellikle sordum. Şimdi arkadaşlar, burada kırmızı olarak çıkan değerler, kırmızı ne rengidir? Alarm rengidir, hareket rengidir. Yani kırmızı gerçekten harekete geçirir. Yani bunları düzelt, iyileştir diyor. Yapay zeka Ayla'ya diyor ki, Ayla sen çok streslisin. Senin stres düzeyin çok yüksek. Bu stres düzeyini normale indirgemek zorundasın. Neden? Stres algılarımıza birebir hitap eder arkadaşlar. Yani stresli olan bir öğrenci normalde çok rahat öğrenebileceği bir konuyu bile defalarca çalışmak zorunda kalabilir. Yavaşlar. Öğrenci kendini yavaşlatır. Unutma hızın yüksek diyor. Yani Ayla sen öğrendiğin bilgileri çabuk unutuyorsun diyor. Peki sizce unutma hızı yüksek olan bir öğrenci ne yapmalı? Benim sonucum bu. Unutma hızım yüksek. Ne önerirsiniz bana arkadaşlar? Sık tekrar, değil mi? Aynen öyle. Peki sizin içinizde bu analize girip unutma hızı yüksek olanlar ya da unutma hızı yüksek çıkacak olanlar yok mu? Var. Mesela Demet hocam diyor ki ben. Var. Peki arkadaşlar, unutma hızınızın yüksek olduğunu bile bile programınızda neden hala tekrarlara yer vermiyorsunuz? Ya da kaç günde bir tekrar etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Hayır. O zaman gelin bunu birlikte öğrenelim. Şimdi analizi çözmeyenlerin ödevi bir kenara yazsınlar. Bana da hatırlatın, seminer sonunda göstereceğim. Bu analizi çözün. Kendinize çok büyük bir iyilik yaparsınız arkadaşlar. Çünkü kendini tanımadan atılan bir adım %100 doğru bir adım değildir. Nasıl sınavı böyle içine kadar indik? Dedik ki bak 5 dersten ne diyorsun, 65 tane konu var. 247 tane alt konu var ve sen hepsini öğrenmek zorundasın. Sen ders çalışıyorsun ama yanlış yöntemle çalışıyorsan geçmiş olsun, zamanın çöpe gitti. O yüzden arkadaşlar herkes bu analizi çözüyor. Peki artık kısmi de olsa kendimi analizle tanıdım.
Seviye ne kadar önemli? Mesela bu 247 tane konunun hepsinde seviyeniz sıfır mı? Büşra Hocam göstereceğim, Meltem Hocam göstereceğim, seminerin sonunda birlikte sisteme gireceğiz, göstereceğim. Hepsinde sıfır olamazsınız arkadaşlar. Bakın 247 tane alt konun var. Bazılarında daha iyisin, bazılarını yarım biliyorsun, bazılarını hiç bilmiyorsun. Peki hangilerini bilip hangilerini bilmediğini nasıl ölçebilirsin? Seviye belirleme sınavıyla, değil mi? Peki içinizden kaç öğrenci programını hazırlamadan önce bir seviye belirleme sınavına girdi? Dürüst olalım. Yabancı yok aramızda. Çok güzel. Girdik. Sonuçları nasıl yorumladınız arkadaşlar? Çıkan sonuç sana ortalama bir net çıkardı. Dedi ki Yakup, 50 netin var. Tamam. 50 neti nereden yaptığını ölçtün mü? 70 soruyu nereden kaçırdığını konu konu ölçtün mü? Hayır. İşte bu yüzden biz başarılı olamıyoruz. Arkadaşlar bakın, bu sınav çok da öyle basite alınabilecek bir sınav değil. Aslında başarı nerede gizli biliyor musunuz? Detaylarda. Bak, hangi konuda, hangi seviyede olduğunu bilirsen kafan rahatlar. Neden? Eksik olduğun konuya gider çalışırsın. Şu an sınava kalmış 100 gün. Diyorsun ki hocam ben sıfırdan başlayacağım. Yetiştirebilir miyim diye bana çok soruyorsunuz arkadaşlar. Diyorum ki eğer seviyeni bilirsen, eğer kendini tanırsan ve disiplinli çalışırsan evet yetiştirirsin. Ama ben seviyemi bilmiyorum ki hocam. Ama kendimi tanımıyorum ki. Ama ben çok disiplinli biri değilim ki. O zaman çok zor. Ama bunları tek başına sağlayamıyorsan da zaten bir destek alman gerekiyor. O yüzden arkadaşlar önce seviyenizi ölçmeniz gerekiyor. Seviyenizi öğrendiğiniz zaman hangi dersi öncelik vereceğiniz de ortaya çıkar. Hangi konuya daha çok çalışmanız gerektiği de ortaya çıkar. Mesela burada da örnek bir öğrencim var. Hedef puanı 90. Öğrenci seviye belirleme sınavına girdi. Şu anki puanı 70. Hedefine de 20 puan uzaklığı var ve bu öğrencinin 100 günü var. Bu öğrenciye nasıl bir program hazırlamamız gerekiyor? Evet Özgür Hocam, en az zaten 90 artık şart. 20 puanlık. Aynen öyle Mustafa Hocam, harikasın. Bak peki ben desem ki bu 20 puanı nereden kaybettiğini ben sana konu 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 çıkardım. Al Mustafa, senin 20 puan eksikliğin bu konularda saklı desem. Mutlu olmaz mısın? Değil mi? Bu büyük bir nimet olur. Dersin ki hocam beni öyle bir yükten kurtardınız ki Allah'ım. Gerçekten teşekkürlere boğarsın beni. Çünkü kimse neyi yapamadığını da bilmiyor. İşin garibi bu. Bak bir öğrencim az önce yazdı. Dedi ki hocam 70'i gözü kapalı alıyoruz. Aynen öyle. 70 zaten yığılma puanı. 70'le bir yere yerleşemeyiz arkadaşlar. Çok zor bir ihtimal. Çok düşük bir ihtimal bu. O yüzden sen hedefine ne kadar uzaklıktaysan amacın bu aradaki mesafeyi kapatmak olmalı. Hele kısa süresi kalan öğrenciler bu yöntemi kesinlikle uygulamalı. Peki seviyemi ölçtüm. Artık 20 puan eksikliğimin olduğunu, sınava 100 günüm kaldığını, 20 puanı da hangi konulardan kaçırdığımı biliyorum. Elimde konu listem var. Ve ben hangi konuda, hangi seviyede olduğumu da biliyorum. Sadece bu yeterli mi? Hayır. Arkadaşlar konulara seviyenize göre çalışmanız gerekiyor. Mesela çok iyi olduğun bir konuya gidip de konu anlatımı çalışman sana zaman kaybettirir. Buna ihtiyacın yok. Ama çok eksik olduğun, daha önce hiç çalışmadığın, hiç bilmediğin bir konuya gidip sıfırdan başlayabilirsin. Çünkü senin tam da buna ihtiyacın var. Eda Nur Hocam, şu an bu verdiğim bir taktik aslında ama siz sanıyorum çok buraya odaklı değilsiniz. Arkadaşlar lütfen chat panelinden yorumlarınızı iletmeyiniz.
Olur mu? Eğer buraya kadar aktardığım bilgileri biliyorsanız seminerimizden ayrılabilirsiniz. Şu an bu verdiğim şeyler zaten taktik. Bilmiyorum, bir sihir ya da bir büyü mü bekliyorsunuz? Öyle bir şey yapmayacağım. Ben devam ediyorum. Diğer öğrencilerime başarılar diliyorum. Seminerden ayrılabilirsiniz. Lütfen dikkatimizi dağıtmayınız. Teşekkür ediyorum. Şimdi derslerdeki seviyemi ölçtüm. Hangi konuda, hangi seviyede çıktığımı artık gördüm. Mesela Mustafa Hocam, matematikte, problemlerde temel seviyede çıktın. Temel seviyede bir öğrenci ne yapmalı? Bak, karşısında ne yazıyor? Ön hazırlık. Ön hazırlık ne? Temelinin olmadığı derslerde ve konularda ders yapılmadan önce o derse dair fikir edinmen amacıyla yaptığın ön ısınma çalışması. Senin bunu yapman gerekiyor. Ama aynı sınava girdin Türkçe. Cümlede anlamda senin seviyen üst seviyeye çıktı. Ve üst seviyedeysen ne yapman gerekiyor? Pekiştirme soru çözümü. Ve bu aşamada artık sen konuyu biliyorsun. Artık o konuyu kavradın. Daha da fazla farklı kalıplarda sorular görüp bu konuyu tam olarak pekiştirmen hedefleniyor. Bence buranın ekran kaydını alın arkadaşlar. Eğer kendinize bir seviye belirleme sınavı yaparsanız ve seviyenizi ölçerseniz çıkan seviyenize göre seviyenin karşılığında gelen çalışma yöntemlerini uygularsanız çok daha fazla verim alırsınız. Okey. Şimdi geliyorum. Bakın en önemli kısma. Akıl taktik burada arkadaşlar. O kadar heyecanla anlattım ki mikrofonum düştü. Arkadaşlar, o kadar heyecanla anlattım ki mikrofonum beni terk etti. Tamam. Teşekkür ediyorum. Aldınız mı bu kaydı? Geçiyorum diğer sayfaya. Çünkü asıl taktik burada. Bak, burada kimse lütfen kendi dikkatini dağıtmasın. Anlaştık mı? Herkes kendinden sorumlu. Siz kendi dikkatinizi dağıtmayın. Çok güzel bir bilgi vereceğim. Şimdi dostlar, artık sınavda kaç soru, kaç konu, kaç üniteden sorumlu olduğunu öğrendin mi? Öğrendin. Kendi özelliklerini öğrenmen gerektiğini ve özelliklerine göre nasıl ders çalışman gerektiğini öğrendin mi? Öğrendim. Bak, bunlara tik atıyorum. 3. Seviyeni ölçtün mü? Seviyene göre çalışman gerektiğini öğrendin mi? Öğrendin. Seviyene göre hangi türde çalışma yapman gerektiğini öğrendin mi? Öğrendin. Şimdi geliyorum. Bütün bunlar yeterli mi başarılı olmak için? Hayır arkadaşlar. Çalışma türlerini çalışma programınıza eklemeniz yetmez. Sınav sizden strateji yapmanızı istiyor. Mesela şu an burada iki farklı konuyu ele aldım. Şimdi 10 saniye bakalım, burada ben ne anlatmak istemiş olabilirim? Bir şöyle bakalım. Burada diyor ki problemler. 6.91 diyor. Konu puanı diye bir şey diyor. Mesela bu ne demek? Konu puanı. Yapacağım çalışma konu anlatımı diyor. Çalışma süresi de 718 diyor mesela. Ama 6'a iniyorum. Türkçeden paragraf konusu. 7.5 konu puanı var. Yapacağım çalışma tekrar diyor. Çalışma süresi 106 dakika diyor. Peki burada bir strateji yapmanız gerekirse ne yapardınız? Evet Zehra Hocam, gerçekten tam olarak öyle. Bak, Hilal Hocam inceyi yakaladı, tebrik ediyorum. Hilal Hocam diyor ki, hocam paragrafta daha az bir çalışma süresi var ama puanı daha çok diyor. Ben olsam ona çalışırım diyor. Aynen öyle. Peki arkadaşlar, sadece bu veriler bu iki konu için mi geçerli? Hayır. 65 tane konu var. Bu 65 tane konunun süresi var. Bir de puanı var. Ama biz de öğrenci olarak bunları biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Biz nasıl çalışıyoruz? Sıradan döndür başa döndür başa çalışıyoruz. Bu yeterli oluyor mu? Hayır.
Birçoğumuz belki de yetiştiremiyoruz. Yarısına geliyoruz konunun. Çat sınav gelmiş, çatmış oluyor. O yüzden ÖSYM'e hiçbir zaman arkadaşlar %100 bütün konuları bileceksin demez. Gerekirse bazı konulara daha az çalışıp öğrenirsin ama daha fazla soru gelir, daha yüksek net yaparsın. Yani burada kıstasımız her konuyu bileceksin, yoksa kazanamazsın. Çok çalışacaksın, bütün zamanını ders çalışarak geçireceksin, yoksa kazanamazsın değil. Mesela ben bunu, bizim yapay zeka sistemimizde ders dünyası yazan bir içerik var. Orada sorumlu olunan bütün konuların tek tek süreleri de hesaplı, önem puanları, konu puanları da hesaplı. Oradan rastgele ikisini seçtim ve hani dedim öğrenciler en çok paragrafta zorlanıyor, problemlerde zorlanıyor. O yüzden bu iki konuyu ele aldım. Şimdi gelin pekiştirelim. Aşağıdaki iki konudan sadece birini çalışmanız gerekseydi, bu konu hangi konu olurdu ve neden? Göstereceğim Yakup Hocam, yapay zekayı da göstereceğim. Şimdi herkes baksın, hangisini çalışırdınız? Evet, bir yandan da yanıtlara bakıyorum. İkisini de göz gezdirirdim. Asap Hocam biraz daha... Mikrofon bana dayanmıyor arkadaşlar. Birçoğunuz doğru yanıt verdi. Şimdi gelelim niye böyle düşündüğünüze. Şimdi arkadaşlar bakın, ikisi de Türkçe. Türkçenin iki konusu. Bir, paragrafın anlatım biçimleri. İki, paragrafın yapısı. Şimdi bakıyorum, daha az çalışıp daha çok puan alabileceğim bir konu var, paragrafın yapısı. Yani ben buradan neyi anlıyorum arkadaşlar? Demek ki paragrafın yapısından, paragrafın anlatım biçimlerine göre daha çok soru geliyor. Bak, konu puanı dediğimiz şey arkadaşlar, bu yapay zekanın ya da bizim kafamızdan uydurduğumuz, bunu yazalım dediğimiz bir şey değil. Konu puanını ne belirliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sınavdaki o konuya ait çıkan soru sayısı. Yani bir konuyu görüyorsanız onun konu puanı yüksekse, bilin ki o konudan sınavda daha çok soru geliyor. Şimdi senin amacın gelip de bir soru, iki soruyu yapıp da kazanmak değil ki. Sen zaten çok soru gelenlerden soru kaçırmaman lazım. Senin öncelikli amacın bu. Ha, sonra vaktin olursa git, paragrafın anlatım biçimlerine de çalış, hiç sorun değil. Ama eğer vaktin yoksa ve birini seçmen gerekiyorsa, bir strateji uygulaman gerekiyorsa, gidersin paragrafın yapısını çalışırsın. Evet, var Hasan Hocam. Birazdan göstereceğim. Birazdan yapay zekaya gireceğiz sisteme. Çünkü birazdan bomba gibi bir ders çalışma programı hazırlayacağız arkadaşlar. Siz de beni izleyeceksiniz. Herkes kendisine bir kereye mahsus hazırlayabilecek. Anlaştık mı? Şimdi kişi artık öğrenme yapısına ve seviyesine uygun bir program hazırlayacak. Bunu artık biliyorum. Biz birazdan birlikte hazırlayacağız. Programı hazırlamadan önce size söylemek istediklerim var. Arkadaşlar, buraya kadar verdiğim bilgilerde bireysel çalışmanın ne kadar önemli olduğunu vurguladım. Çünkü inanın seviyeler o kadar farklı çıkıyor. Bakın, bizim bu analizlerimizde yaklaşık olarak 10 yıldır 3 milyon üzerinde bireysel tekil öğrenci girdi. Bak, yıllardır ve hiçbir sonuç birbiriyle aynı değil. Ki bizim kardeş olan öğrencilerimiz de vardı. Kuzen olan, işte abla kardeş, abi kardeş olan öğrenciler de vardı. Onlar bile farklı. Seviye belirleme sınavlarına geldik. Orada bile farklı. Sonra dedik ki demek ki her öğrencinin özel farklı. Yani sen de kendine göre bir program hazırlamalısın. O yüzden lütfen başkasına ait bir programı kesinlikle uygulamaya çalışmayın. Bu tarz programlarla vakit kaybetmeyin. Ve sizden ricam arkadaşlarım, şu an sınava yaklaşık 100 gün varken
Lütfen ders atlamayın. Yani ders çalışırken mantığınız şu olmasın. Hocam ben bu dersi fullerim de şunu çalışmayayım. Ay matematik mi? Nefret ediyorum, çalışmayayım. Bunları çok duyuyorum. Lütfen bu hataya düşmeyin. Çünkü şu an birçoğunuzun alması gereken puan zaten en az 85-90. Yalan mı? Doğru. Artık öğretmenlerin bile bu puanları alması gerekiyor. İyice zorlaştı, iyice puanlar yükseldi. O yüzden her dersten yapabileceğimiz konuları yapalım. Ha konu eriyebilirsin ama ders atlayamazsın. Böyle bir lüksün yok. Ve. Aylığının sonuçlarında unutma hızı yüksek dediğimde hepiniz dediniz ki hocam sık tekrar yapmalı. Ben de dedim ki hanginiz yapıyorsunuz? Sustunuz. Yapmıyoruz çünkü. Arkadaşlar lütfen hazırlık sürecinizde tekrar yapmayı ihmal etmeyin. Çünkü unutmayın ki tekrar bilginin sigortasıdır. Tekrar edilmeyen her bilgi unutulmaya mahkumdur. Hatta bizim sistemimizde kayıt olursanız eğer biz sizin unutma hızınıza göre tekrarlarınızı otomatik olarak programınıza eklediğimiz için sizi bu yükten de kurtarmış olacağız. Şimdi geliyorum hazırsak. Geliyorum o heyecanlı ana. Herkes hazırsa programı hazırlayacağız. Hazır mısınız? Biraz enerji görmek istiyorum. Biliyorum günün son saatleri. Birçoğunuz da niyetlisiniz. Bunu da biliyorum. Ama bu seminer sizin için çok katkılı olacak arkadaşlar. Programı gördükten sonra iyi ki diyeceksiniz. Şimdi gelelim. Ben de heyecanlandım Damla Hocam öyle deyince. Evet. Arkadaşlar burası neresi? Tekuzem. Bakın Tekuzem sayfası. Burada sayfaya girdiğinizde en baştan anlatıyorum ki karışıklık yaşamayın. Çünkü iftardan sonra güzelce iftarınızı açarsınız, çayınızı, kahvenizi için, tatlınızı yiyin. Şöyle sakin bir kafayla Tekuzem'i açın. Bak Tekuzem giriş. Burada giriş yap yazan buton var. Buna tıklıyorsun. Biz hepinize arkadaşlar giriş bilgilerinizi gönderdik. Hepinizin şu an bir kullanıcı adı şifre var. Bu seminere rezervasyon oluştururken SMS ile otomatik geldi. Onu Tekuzem'den gelen SMS'lerinize bakarsınız. Şimdi burada ben kendi kullanıcı adım ve şifremi yazacağım. Çünkü kendi öğrenci panelimden hazırlayacağım programı. @tekuzem.com. Birçoğunuzun şifresi arkadaşlar tekuzem2024. Yine de siz bakıp girersiniz. Aynen öyle. Evet, şimdi bakın arkadaşlar, burası yapay zekanın öğrenciyi karşılayan ilk sayfası. Bakın bir rengiyle falan zaten bir içine çekiyor. Burada adınızı soyadınızı göreceksiniz arkadaşlar. Çok cool. Gerçekten öyle Yakup Hocam. Şimdi eğer bilgisayardan girerseniz kıymetli dostlarım. Bak bilgisayarda sağ üst köşeyi görüyor mu herkes? Bak 17.34 diyor. Yanında zil var. Zile tıklıyorum. Analizde nereden çözeceğim, nereden çözeceğim diyen öğrencilerim. Bak eğitim analizi 1. Gördük mü? Ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Evet. Buraya tıkladım. Arkadaşlar bu analiz sizin hayatınızı değiştirecek olan analiz. Analize geliyorsunuz, teste başla diyorsunuz ve başlıyorsunuz. Bu analizde sizin bütün öğrenme karakteriniz, psikolojik yapınız, dikkat dağınıklığı düzeyiniz, unutma süreniz, zeka tipiniz her şey çıkacak. Birinci görevin teste başla deyip analizi çözmek. Nurcan Hocam bak telefondan girdiğinde de nasıl biliyor musun? Küçük. Bak bilgisayarı küçülttüğünde, telefondan girdiğinde bak ben sana göstereyim. Telefondan girdiğinde bu sağ üst köşedeki yer ekran küçüldüğü için buraya geliyor. Telefondan girenler de buraya gelecek. Bekleyen görevlere tıklayacak. Ayşenur Hocam şifre Tekuzem 2024. Bekleyen görevleri tıkla, eğitim analizi 1. Şimdi seviye belirleme sınavı 5 olarak görünüyor. Arkadaşlar ben sistemin kayıtlı üyesi olduğum için burada bana bütün sınavlar açık. Siz de bizim sistemimizi incelersiniz. Bizimle devam etmek istersiniz. Yapay zeka sistemimize kayıt olursanız biz sizi bütün derslerden ayrı ayrı seviye belirleme sınavlarına alacağız.
Bak, burada şimdi bu sizde çıkmayacak bu arada. Analizleri yapabileceksiniz. Çünkü siz misafir öğrenci olacaksınız. Ben öğrenciyim, şu an kayıtlı öğrenci olarak göründüğüm için. Bende bütün sınavlar var. Bunlara girdiğimde de yapay zeka benim Türkçedeki bütün konulardaki seviyemi çıkarıyor. Diyor ki bu seviyedesin, şu seviyedesin, şu seviyedesin. Tarihe giriyorum orada çıkarıyor. Matematiğe giriyorum orada çıkarıyor. Ben seviyemi ölçtükten sonra, öğrenme yapımı ölçtükten sonra da geliyorum burada. Çalışma takvimine tıklıyorum. Ve asıl bomba yer zaten burası bak. Burada ben eskiden bir program hazırlamıştım. Onu hemen sileyim. Şimdi zaten girmeyin arkadaşlar. Seminerin sonunda girin. Şimdi siz sadece beni izleyin, anlamaya çalışın. Gerekirse tekrarını açarsınız, oradan yine bakar girersiniz. Şimdi eski programımı siliyorum. Hocam ilk girişte nereden girmiştiniz? Tekuzam.com'dan girdim, giriş yaptım. Evet, kayıt olacak bu seminer. Evet, son 3 günüm. Arkadaşlar bu arada programınızı çok dikkatli yapın. Çünkü sadece bir kere hazırlama hakkınız var. Bilginiz olsun. Bak öylesine denemek için yaparsınız. Bu misafir öğrenci alanı olduğu için bir kere hakkınız var. O yüzden güzelce beni izleyin. Seminer sonunda yapacaksınız bunu. Şimdi yapay zekanın mantığında ne vardı? Öğrenciyi tanı, öğrenme yapısını keşfet, seviyesini ölç, sınava kalan süreyi hesapla ve aradaki o 20 puan, o çizelge hep aklınızda kalsın. 20 puanı kapatacak ders çalışma programını hazırla. Var. Gülbahar hocam var. Ben şimdi örnek olarak YGK'yı hazırlayacağım. Hepsi var bizde. A grubu var, ön lisans var, lise var, ÖABT'ler var, eğitim bilimleri var, ALES, DGS bile var. YKS, LGS bile var. Hepsi var. Şimdi eğitimlerimiz kısmına geliyorum. Buradan YGK'yı seçtim. Benim ismim Rukiye Tuğba. İsmim görselimin altında yazıyor. Bakın burada arkadaşlar ben bütün dersleri kaydırarak sol kısma doğru gönderdim. Ve kaydet diyorum. Şimdi çalışma alanı belirle. Seminerin başında ben ne vaat ettim arkadaşlar? Günlük sorumluluklarınızdan arda kalan zamana göre. Yani her birinizin çalışabileceği süre aynı değil dostlarım. Bakın içinizde evliler var, çocuklular var, okuyanlar var, çalışanlar var, staja gidenler var. Şimdi programınızı yapay zeka size göre hazırlıyor. O yüzden sen karar vereceksin. Diyeceksin ki yapay zeka ben şu ve şu saat aralığında çalışabilirim diyeceksin bak. Bunun kararını siz vereceksiniz arkadaşlar. Hatta hafta sonu izinliyseniz hafta sonu daha çok çalışıp hafta içi daha az çalışabilirsiniz. Öyle düşünün. Burada her güne ayrı ayrı programlar yapılabiliyor. Mesela ben hafta içi akşam 6 ile 11.30 arasında çalışacağım. Şimdi bir de kendimi hafta sonu için program hazırlayacağım. Neden? Çünkü hafta sonu izinliyim. Yani daha çok çalışabilirim. Hafta sonu da 3'te başlarım çalışmaya. Ben kendime göre hazırlıyorum. Siz bunu kendinize göre gireceksiniz arkadaşlar. Akşam 7.30'a kadar net çalışırım ya. Hiç beni zorlamaz bu program. Evet. Sürelerimi de seçtikten sonra oluştura tıklıyorum ve şu an yapay zeka programımı hazırlıyor. Evet Zehra hocam, herkese hitap ediyor çünkü bireysel. Bak eğitim bireysel bir ihtiyaç arkadaşlar. Gidip boş yere dershanelere kayıt olmayın ya da başka kursları alıp da şu gün şu saatte dersimiz var. Giremezsen o senin sorunun. Bu tarz muhabbetlere girmeyin. Program önemli olan, ders falan değil. Senin elinde yol haritan olsun. Ne zaman ne çalışacağını bil. Ne zaman tekrar edeceğini bil. Ne zaman mola vereceğini bil. Sen zaten kazanırsın. Ama parantez içinde programa uyum sağlarsan. Şimdi programı hazırladım.
Evet. Karşınızda yeni bir ay ve yeni bir haftanın ilk gününün, yani pazartesi gününün ders çalışma programı. Bakın burada salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 7 günlük yapay zeka bir haftalık programımı karşıma getirdi. Ne yapıyorum arkadaşlar biliyor musunuz kayıt olduktan sonra? Programı zaten yapay zeka ile hazırladım. Karşıma geldi. Saati geldi. Çat tıkla. Çalışmaya başladı. Karşında konu. Jeopolitik konuma baktığımızda özellikle de Türkiye'nin özel konumunun yaratmış olduğu siyasi duruma işini müthiş derecede kolaylaştıran bir sistem. Bak, hem senin ne çalışman gerektiğini ve ne kadar çalışman gerektiğini sana söylüyor. Hem de diyor ki bu çalışmayı gidip orada burada şurada yapma. Üzerime tıkla gel benimle yap diyor. Bak, farkındaysanız arkadaşlar her konu sonunda bana mola verdirmiş. Neden olabilir? Evet, onu vereceğim Mustafa Hocam. Alperen Hocam YouTube kanalımıza yüklenecek. En geç yarın sabah yüklenmiş olabilir. Oradan devamını izleyebilirsin. Benim her konu sonunda bana mola verdirmesinin sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ben buradan dikkat testine girdim ve benim dikkat dağınıklığım çok yüksek çıktı. O yüzden bana Pomodoro tekniğini kullanıyor. Yani bir ders bir mola, bir ders bir mola, bir ders bir mola. Ama benim dikkat dağınıklığım yüksek çıkmasaydı bana aralıksız blok ders de çalıştırabilirdi. Neden? Sonuçta bu sistem benim sistemim. Bana özel çalışıyor. Bir de Türkçe'ye bakalım. Türkçe söz öbekleri. Başka sözlerden ikilemeler. İkilemelerle ilgili bize şöyle soru geliyor sözcüğümden. Aşağıdakilerden hangisinde? Sonra mola vermeniz gerekiyor. Mola veriyorsunuz. Onun altındaki derse geçiyorsunuz. Ve bu bütün derslerde böyle arkadaşlar. Benim bir haftalık programımı yaptı ya. Hepsi karşımda benim şu anda. Merhaba. Evet, kesinlikle Yakup Hocam. Fatma. Bütün hocalarımız. Hepsinin kulakları çınlasın. Evet, gel arkadaşlar. Eğitmenden. Geç olsun güç olmasın. Mesela. Evet. Yani arkadaşlar programı hazırlamak ve programa uymak işte bu kadar önemli. Ama asıl marifet bunun devamlılığı. Yani sen 7 gün boyunca buna uydun ya. 7 günün sonunda yapay zeka gelecek. Evet Zeliha Hocam, sonsuza dek değil sınava kadar kayıt olursan, diyelim ki senin sınavına 13 hafta var. 13 hafta boyunca her hafta senin ders çalışma programını hazırlayacak. Bir kerelik ücretsiz, geriye kalan kısımlardan faydalanmanız için kayıt olmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet, gerçekten öyle. Şimdi bir haftanın sonunda senin burada karnen çıkacak bak. Ne kadar öğrendin, ne kadar çalıştın, programına ne kadar uydun, ne kadar verimli oldu. Ona göre yeni haftanın programını da her pazar günü yeniden oluşturacak. Sen yeni haftanın programına her hafta yeni, güncel, sana göre dinamik, kaldığın yerden devam edeceksin. Kağıda dökmene gerek yok ki Filiz Hocam. Bu benim programım. Bunu sakın ekran görüntüsü falan almayın. Siz kendiniz oluşturun kendi sisteminizden. Bu benim seviyeme göre, bu benim öğrenme yapıma göre, benim ayırdığım sürelere göre oluşturulan bir program. Arkadaşlar ben ne dedim? Program kişiye özel dedim. Evet. Mesela çalışıyordunuz normalde ama işten çıktınız ve süreleri uzatmak istediniz. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Programınıza gelip evet Halil Hocam ilk kez yapmak ücretsiz. Mesela burada dediniz ki ya benim daha fazla sürem var. Ben süremi oluşturmak istiyorum. Süremi yeniden güncellemek istiyorum. Gel mesela ben süremi değiştireceğim. Tüm günler. Diyelim ki sınava bir ay kaldı. Ben son bir ayda da izne çıktım. Gel buradan güncelle. İstediğin zaman sınırsız girip güncelleyebiliyorsun. Saatin, günün, çalışmak istediğin dersler, her şey sana göre. Peki arkadaşlar, bu kadar halihazırda ve sana göre olan bir sistemle çalıştığında kalan 100 günde atanmak gerçekten imkansız mı hala zihninizde? Bana çok mümkün görünüyor şu anda.
Diğerini silmem gerekiyor. Mesela hafta sonu saatlerimi güncelledim, yeniden oluşturdum. Yani ben sınava hazırlanan bir öğrenci olsam gerçekten bütün varımı yoğumu bu sisteme verip otururum evimde, bilgisayarım, laptopum, tabletim, telefonum, artık neyim varsa karşısına otururum, ne derse yaparım. Bitti. Bir kere ne yapacağım? Çalıştım mı, çalışmadım mı, öğrendim mi, öğrenemedim mi kaygım bile yok. Konuları bulup vakit kaybetme kaygın yok. Hangi konuda hangi seviyedesin bunu sen ölçmüyorsun. Afaki değer vermiyorsun. Her şey otomatik hesaplı, müthiş bir şey. Evet. Hayır, saatleri sonradan ücretsiz değiştiremezsiniz. Bu kayıtlı olan öğrenciler bunu sınırsız değiştirebiliyorlar. Evet, aynen öyle. Bunun kapasiteyle bir ilgisi yok. Nasıl çalışmanız gerektiğini bilirseniz arkadaşlar, kesinlikle verim alırsınız. Şimdi gelelim 2024'e. Arkadaşlarım, en son 2022 yılında sınava giren yaklaşık 1 milyon 180 bin küsur lisans öğrencisi, 1 milyon 159 bin ön lisans öğrencisi, 912 bin 397 de KPSS lise öğrencisi vardı. Unutmayın ki şu an 24 yılın sınavına giriyoruz. Çiftli yıl olduğu için sınava giren aday sayısında çok ciddi bir artış bekleniyor arkadaşlar. Rakip sayınız fazla, onları elemek için hemen harekete geçin. O yüzden çalışmalarınızı kesinlikle ertelemiyorsunuz. Verimli ders çalışıyorsunuz. Seviyenize göre uygun çalışma türüyle çalışıyorsunuz. Sürecinizde hazırlıklarınızı, programınızı asla ve asla riske atmıyorsunuz. Ve bu yıl atananlar listesine isminizi yazdırıyorsunuz arkadaşlar. İnşallah. Gamze Hocam, sadece yapay zeka sisteminin ücreti kayıt olduğunuz günden sınav tarihine kadar 2000 TL. Arkadaşlar, sadece bu sistemi kullanmak isterseniz 2000 liralık bir ücreti var. Ama içinde eğitimleri olsun. Bakın, yakında kamplar başlıyor bizim Haziran'da. Canlı kampları olsun. Konu anlatımları olsun, denemeleri, ders notları, tekrarları olsun derseniz, şu an genel yetenek, genel kültür kursumuz, devam eden canlı derslerimizin ücreti 2000 TL arkadaşlar. Tabii ki Yakup Hocam, GGK tüm paket sadece 2000 lira. Bak, 100 günlük sürecin hepsi 2000 lira. Kamp fiyatına tüm pakete kayıt oluyorsun. Mustafa Hocam, size yardımcı oluruz. Link atacağım zaten, oradan yazın. Ben ona aşırı yardımcı olurum, merak etmeyin. Ön lisans öğrencilerim, şu an 15 Nisan'da sizin sınavınızı sıfırdan hazırlanan öğrenciler için yeni bir canlı ders grubu açtık. Onun da indirimli tutarı 4000 lira. Bütün sıfırdan başlıyor. 15 Nisan'da sınava kadar devam edecek. Bu KPSS lise ve ön lisans öğrencileri için. ÖABT'lerin hepsi 2000 lira. Eğitim birimleri 2000 lira. Ama üçlü pakete kayıt olursanız, yani benim hem ÖABT'm var, hem eğitim birimlerim var. Arkadaşlar, gerçekten çok özür diliyorum. Biraz hareketli olduğum için mikrofon yerinde durmuyor. Tamam, inşallah bu sefer duracak. Şimdi arkadaşlarım, ÖABT'den bahsediyordum, orada galiba düştü mikrofonum. GGK Eğitim ÖABT üçlü paketimin ücreti 4000 lira. KPSS A grubu, B grubu ikisi birlikte 4000 lira. Yani ücret nereden baksan uygun. Şimdi sistem yöneticimden ben genel olarak bu ücret bilgisini verdim. Ödeme yöntemleri, ekstra yardımcı olacağımız kısımlarla alakalı bir link paylaşmasını isteyeceğim. Toplu kayıtta tabii ki de indirim olur. Toplu kayıtta daha da yüksek bir indirim uygularım. Muhammed Hocam, sistem yöneticim, WhatsApp hattımızın linkini istiyorum. Şu an Nurcan Hocam, bu sadece bu seminere özel bir indirim. Şu an bu seminerde olan öğrenciler bu ücrete kayıt olacak.
Mustafa hocam sana yardımcı olacağım ama WhatsApp'tan yaz. Arkadaşlar bu tutarlar site tutarları değil. Bakın sitede tutarlar çok daha farklı. O yüzden seminer sonunda ya da öncesinde farklı tutarlara kayıt olursunuz. Haberiniz olsun. Bu indirimli tutarlardan faydalanmak için size ilettiğim Muhammed hocamın ilettiği linke tıklayın. Rukiye Tuğba hocamın seminerinden geliyorum. İndirimden faydalanmak istiyorum yazın. Tamam Feyza hocam, sadece koçluk programını alabilirsin. Fatma hocam yardımcı oluruz. Sen yaz. Ben destek olacağım. Olur, sadece sistemi alıp başka platformlardan video da izleyebilirsin. Nurcan hocam onlar bu bilgiyi bilmiyorlar. Ben şu anda bu ücreti ilettim. Şu an benim inisiyatifimde verilen bir indirim bu. Yani şu an sadece bu seminerde olanlara özel. Sadece sistem alırsanız arkadaşlar 2000 lira yapay zeka. Son olarak linkimi iletiyorum. Bakın linke tıklamayanlar indirim kodundan faydalanamayacaklar. Aksi takdirde ayırt edemem. Kimlerin seminerde olup olmadığını ayırt edemem. Tamam. Serpil hocamla Yakup hocamın kaydını ben alacağım. Linke tıklayın. Seminerden geliyorum. İndirim kodumu kullanmak istiyorum. Beni arar mısınız yazın. Ben ve diğer öğrenci koçlarım arayacaklar. Bence bu toplu kayıt listesine de girin. Biraz daha indirim uygulayabilirim. Nur hocam 2000 TL hepsi. Koçluk da var, eğitim de var içinde. Yeniden linki iletiyorum. Bu fırsat kaçmaz arkadaşlar. 2-3 kahve parası bu. Yani günde bir kahve içen biri bir ayda bundan fazla tutarı sadece kahveye veriyor. Bu sizin geleceğiniz, işinizi kolaylaştıracak, atanmanızı sağlayacak bir sistem. Bu bir yatırım, bir harcama değil. Sadece koçluk 2000 lira. Tabii ki Umut hocam, linke tıkla, Tuğba hocamla görüşmek istiyorum de. Ben yardımcı olacağım size. Bence toplu kayda girin. Ama toplu kayda girerken linke de tıklamayı unutmayın. Yoksa ayırt edemem. Linkten gelenlere bu tutarı vereceğim. Toplu da bir indirim yapacağım. Aynen Feyza hocam. Yani sadece koçlu alınca zaten fiyat değişmiyor. Derste ekstra bir indirim var. Dersle birlikte al. Aynen, WhatsApp'a mesaj atın. Tamam, toplu kayıtta galiba Yakup hocam isimleri paylaşıyordu. Ben yeniden Songül hocam koçlukta eğitimde birlikte 2000 lira. Hepsi 2000. Lisans için bu. ÖABT de 2000. Eğitim bilimleri de 2000. Evet, bence de organize olmanız çok zor. Toplu kayıt listesindeyim diye yazın WhatsApp'tan. Bak ben size WhatsApp linkini atayım. Hocam biz toplu kaydın içindeyiz diye yazın. Ben ona göre ekstra bir indirim yapacağım size. Toplu kayda girenlere sözüm söz, bu tutardan daha da düşeceğim. Tamam. Sadece program fiyatı 2000 Gizem hocam. Dersle birlikte al. Aynı tutar. Değişmiyor. Tamam, toplu kayıt için linke tıklayın. Hocam ben seminerden geliyorum, toplu kayıt listesindeyim deyin. Ben ona göre size bir ücret vereceğim. Biraz daha düşüreceğim tutarı. Buraya değil, WhatsApp'a yazın. Buraya yazmayın arkadaşlar. Yüzlerce öğrenci var, hatırlayamam sizi. WhatsApp'a yazın Zahide hocam. Bak linki attım. Linke tıkla, toplu kayıttan geliyorum yaz. Yarın saat 10 ve 18 aralığında dostlarım, linke tıklayanlar, sizleri arayacağız. Ben de arayacağım. Diğer öğrenci koçlarım da arayacak. Ve uygun bir tutar ileteceğim toplu kayıttan gelenlere. Yardımcı olacağım size. Evet, Yakup hocamı dinleyin bak. Demiş ki arkadaşlar toplu kayıt listesindeyim, yazacağız linke tıklayıp. Yok 4000 değil Zeliye hocam. GGK sadece 2000. 2000, 4000 değil. 4000 üçlü paket.
Tamam, eşlerinizle babalarınızla görüşün. Zaten biz sizi yarın arayacağız arkadaşlar. Artık iftar saati geldi. Yarın 10'dan itibaren arayacağız. Hatta mesaja yarın kaçta aranmak istediğinizde de yazın. Yarın son gün. Son gün yarın. Yarın 6'ya kadar kayıt oldunuz. Evet. Linki yeniden iletiyorum. Dediğim gibi indirimden faydalanmak için bu linke tıklamanız gerekiyor. Çünkü ben oradan bakıp arayacağım, ben ve diğer öğrenci koçlarım. Aksi takdirde size ulaşamayız. Ulaşsak da sitedeki tutardan kayıt kaydınızı alabiliriz. Kredi kartına taksit var. 2'den 12'ye kadar bölebiliriz. Son olarak yeniden linkimi paylaştım dostlarım. Sizin var mı sorularınız? Hem bu sırada bak, ben sizin yerinizde olsam ne yaparım biliyor musunuz arkadaşlar? Zaten sisteme gireceğim ya. Analizimi çözmediysem çözerim. Programımı oluştururum bir kereye mahsus. Bu sırada bağlı olduğum aile bireylerimle görüşürüm. Yarın zaten biz 10'dan 18'e kadar sırayı alacağız. Çok yoğun, yüzlerce talep var şu an WhatsApp hattında. Sırayı alacağız, sizi arayacağız. Aradığımızda da ekstra sorularınız varsa onları da bize sorarsınız. Yanıtlarız, yarın kaydı alırız. Hemen sınavlarınızı da ben aktif hale getirtirim. Yarın da seviye belirleme sınavlarını çözersiniz. Sonra rehberlik görüşmesi, programınızı hazırlarız. Artık programınız önünüzde, başlarsınız çalışmaya. Rehberlikte görüşmeler talep edildikçe oluyor. Songül Hocam. Sizin rehberiniz, koçunuz yapay zeka olacak. Hilal Hocam, sen daha önce programı yapmış olabilirsin. O yüzden. Nurcan Hocam, öyle bir şey mümkün değil. Bu sadece bu seminere özel bir indirimdi. Bir WhatsApp'tan yaz Hilal Hocam, senin hesabına bakalım. Bak, link attım. WhatsApp'tan yazın. Ben semineri kapatmayayım arkadaşlar. Siz buradan organize olun. Yeniden linkimi atayım. Tamam. Ama biz vedalaşalım. Bu Zoom bu şekilde kalsın, sohbet paneli. Oradan siz güzelce organize olun. Toplu kayıttan geliyorum yazın. Ben ona göre ücret vereceğim size. Çok teşekkür ediyorum güzel katılımınız için. Beni çok güzel dinlediğiniz için. Güzel yorumlarınız için. İyi ki varsınız gerçekten. Umarım Nisan ayı uğruyla, bütün güzellikleriyle, neşesiyle, enerjisiyle gelir bize. İnşallah kalan 100 günde istediğimiz verimlilikte çalışmayı yapıp şu an burada olan yüzlerce öğrencinin hepsinin atandığını duyarız, görürüz, birbirimize ilham kaynağı oluruz. Gerçekten temennim bu. Çok teşekkür ediyorum yeniden arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakınız. Hoşçakalınız. Dostça kalınız, ama en önemlisi esenlikle ve barışla, huzurla, mutlulukla kalınız inşallah. Ben semineri kapatmıyorum. Zoom bu şekilde açık kalsın. Sadece ben çıkacağım yayından. Siz buradan organize olmaya devam edin. Son kez linkimi de attım. Bu indirimden faydalanmak için linke tıklamanız gerekiyor. Toplu kayda ekstra indirim yapacağım. Tamam? Görüşmek üzere arkadaşlar. Kalbimi de yapayım. WhatsApp'tan yazın yeter. Evet, kendinizi yormayın. Linke tıklayın. Yarın 10 ve 18 aralığında kaçta uygunsanız WhatsApp'a o saati de yazın. O saatte arayalım sizi. Görüşmek üzere.